Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar orta vadeli programa ilişkin açıklamalar yaptı. Programda enerji ile alakalı 3 temel nokta olduğunu söyleyen bakan, Karadeniz gazıyla 2028'de 150 milyar metreküp giriş kapasitesine ulaşılacak dedi. İzleyelim. Karadeniz gazı ile 2028'de 150 milyar metreküp giriş kapasitesine ulaşılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz gazının tam anlamıyla üretime girmesiyle hedeflenen kapasiteyi bu sözlerle açıkladı. Bayraktar, orta vadeli programın geneline bakıldığında enerji başlığında 3 temel nokta olduğunu söyledi. Enerjide arz güvenliğini sürdürebilir bir şekilde sağlamak için dışa bağımlılığı azaltmanın önemine dikkat çekti ve yenilenebilir enerji. Özellikle rüzgar ve güneşte her yıl 5000 megawattlık kurulu güçle önümüzdeki 12 yılı planladık. Orta vadeli programda ilgili yıllarda bu yatırımları yapmak istiyoruz. Elbette burada ulusal ve uluslararası yatırımcılar olacak. Körfez ziyaretimizin en önemli kapsam maddelerinden bir tanesi de buydu. Ayrıca dışa bağımlılığı azaltma anlamında petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerinin hızlandırılması var. Bayraktar, Irak doğalgazının ve petrolünün Türkiye'ye gelmesinin ülke olarak orada daha aktif rol alınmasının söz konusu olabileceğini de ifade etti. Bakan bu yıl sonunda doğalgaz tüketiminin 51 milyar metreküp olacağını öngördüklerini de belirtti. Doğalgaz depolamayla alakalı biraz daha kapasiteyi artırma hedefimiz var. Türkiye doğalgaz anlamında ticaret merkezi olmuş olacak dedi. Ardından sözü Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı enerji üssü planlarına getirdi. Bakan Trakya'da aslında daha fiziki doğalgaz merkezinden bahsediyoruz. Ataşehir'deki finans merkezinde bunun ticaretinin yapıldığı ve Türkiye'de belki İstanbul Gaz Endeksi diyebileceğimiz doğalgaz referans fiyatının oluştuğu bir merkezden bahsediyoruz dedi. Macaristan'la doğalgaz satış anlaşması imzaladıklarını hatırlatan Bayraktar, Türkiye'nin sınırı olmayan bir ülkeye de artık gaz satışı sevkiyatı yapılabilir hale geldi dedi. Bulgaristan'la da benzer bir anlaşmanın yakın zamanda duyurulacağını söyledi.